Ev turu videoma hoş geldiniz. Biz Konya'da oturuyoruz. Belki bilmeyenleriniz vardır diye açıklama yapayım istedim. 4 artı 1 evimiz var. 2 tane banyolu tuvaletimiz var. Bir tane de girişte ayrıca bir tuvaletimiz var. Kısaca böyle bir özet geçeyim istedim. Daha sonra da detaylı bir şekilde sizlere evimi paylaşmak istiyorum. Ankara'dayken aslında bir ev turu yapmıştım. Orada eşyalarımın çoğunu görmüştünüz. Tabii ki yenilikler oldu. Onu da şimdi sizlerle paylaşacağım. Arkamda gördüğünüz TV ünitesiyle konsolumuz, bir de yemek masasını biz Vivense'den almıştık. Gayet güzel bir ürün. Bizim televizyonumuz büyük olduğu için o yüzden de böyle büyük bir TV ünitesi tercih ettik. Şimdiki aklım olsa bu üst kısmını kesinlikle almazdım. Bu bana şu anda gereksiz geliyor. Konsolu da almamayı tercih ederdim. Çünkü hiç ihtiyacım olmadı. Fazla böyle tabağım, çanağım olmadığı için o yüzden de şu anda gereksiz buluyorum. Sadece oğlumun oyuncaklarını tutuyorum içerisinde. Videoyu düzenlerken fark ettim ki konsolu çekmeyi unutmuşum. Konsolumuz da bu şekilde. Dediğim gibi TV ünitesi, masa. Bunlar takım olarak satılıyordu. Şöyle aynası var. İki tane çekmecesi, iki tane de böyle raflı bir dolabı var. Onu da göstereyim sizlere. Ben sadece oğlumun oyuncaklarını toplaması için kullanıyorum. Ama tabağım, çanağım olsaydı kesinlikle değerlendirirdim bunu da. Bu arka duvar çok soruluyor. Ben bu eve ilk taşındığım zaman gerçekten duvar kağıdı çok kötüydü. Ve ben onu ilk işim değiştirmek oldu. Ve buradakini böyle taş görünümlü bir duvar kağıdı yaptık. Aslında bu duvar kağıdını genelde televizyon ünitesinin arkasına yapıyorlar. Ama ben şöyle düşündüm. Göz yorucu olabilir televizyonu izlediğimiz zaman. O yüzden buraya sadece böyle bir duvar kağıdı yaptım. Diğer kısımlarını değiştirtmedim. Gelelim koltuğumuzu, çok fazla soruluyor. Diğer evdeyken böyle ev güzel olmayınca kendini ortaya çıkarmıyordu. Ve burada çok sorulmaya başladı. Doğutaş'ın Monarch modeli. Zaten yazarım altta da eğer ki bulabilirsem. Genelde bunlar satıştan kalkmış ama başka bir modelleri de var Doğutaş'ta. Ona da bakabilirsiniz. Kılıf rengini ben kendime göre ayarladım. Bir önceki videomda da oğlum için böyle çalışma masası, çalışma sandalyesi aldığımı söylemiştim. Aslında bunu oğlumun odasına koymayı çok isterdim ama maalesef ki oğlum daha küçük olduğu için sürekli böyle tırmanıp düşme riski olabileceğini düşünerek o yüzden salona yerleştirdim. Bunu da IKEA'dan almıştım. Karşı takımda olan büyük koltuk üçlü koltuk diye geçiyor. Bu kırmızı olan ise ikili koltuk. Bir de burada böyle bir tekli koltuğumuz var. Bu çiçekliğim de inanılmaz çok soruluyor. Bu da aynı şekilde IKEA'dan 300 TL civarı bir fiyatı olması lazım. Ve gerçekten bu salona en güzel şıklık veren aksesuarlardan bir tanesi diyebilirim. Ben çok severek kullanıyorum. Burada da bir piyanomuz var baş köşede. Bunu da oğlum oynaması için böyle salona getirdik. Müzikle ilgilenmesini istediğimiz için böyle teşvik etmeye çalışıyoruz. Aşağıda kablolar var. Kusura bakmayın, robot çalıştığı için sürekli onu oradan kaldırıyorum. Burada bir lambeder deniyor sanırım. Lambederimiz var. Bunu da biz Vivense'den almıştık. Biraz pahalıya almıştık lambedere göre. 700 TL gibi bir fiyatı vardı. Ama gerçekten farklı bir model. Bunu da çok seviyorum. Yani eve yakışan aksesuarlardan bir tanesi. Üzerine de böyle bir orkide koydum. En çok sorulan sehpalardan bir tanesi de bu. Çok bir özelliği yok. Beyaz sade bir sehpa. Aslında ben bunu diğer oturma grubu için almıştım. Ama orayı kullanmadığımız için o yüzden buraya getirdim. Oğlum için de hiçbir riski yok. Hatta bunu yürüteş niyetine kullanıyordu. Bu tekerlekli. Hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür üzerinden öyle düşme gibi problem yaşamadım. Ama isterseniz böyle hani baktınız çocuğunuzda bir tehlike var. O zaman tekerlerini de çıkarabilirsiniz. Bunun bilgisini vereyim. Bu arada bu sehpam da yine aynı şekilde IKEA'dan. Salonun avizesi de bu şekilde. Çok sevdiğim bir model değil ama güzel. Texan'dan almıştık bunları da. Bir de bu salonun halısı çok fazla soruluyor. Buradaki 6 metrekarelik bir de oğlumun odasında var. Hemen göstereyim size. Artemis'in halısı bu. İnternette de rahatlıkla bulabilirsiniz. Artemis halı diye yazdığınız zaman ilk sırada çıkıyor bu arada bunlar. Farklı renkleri de var. Ve ben de gerçekten çok seviyorum bu halıyı. Burası da bizim dış kapımız. Daha sonra burada böyle IKEA'dan bir şifonyer almıştım. Ve gerçekten evde en çok sevdiğim eşyalardan bir tanesi. Bu ayna da IKEA'dan ama şimdi alacak olsam birazcık daha büyük boyuna alırdım. Ama büyük boyuna alsam da burada şalter var. O yüzden sığmayacaktı. Bu şekilde küçük bir ayna tercih ettim. Bunun da içinin düzenini zaten beraber yapmıştık. O yüzden de böyle detaylara girmiyorum. Zaten kanalımda bakarsanız rahatlıkla da görebilirsiniz.
Evin kendiliğinden de böyle bir tane vestiyer vardı. Gerçekten bu da hayat kurtarıcı oluyor. Gömme bir vestiyer. Dışarıda giydiğimiz böyle montlarımız olsun, ceketlerimiz. Bu kısmına da süpürgelerimi yerleştiriyorum. Hatta sizlere de göstereyim üstüme gelmezse. Şöyle burada buharlı mopum var, süpürgelerim var. Fazla gereksiz eşyaların hepsini de buraya yerleştirdim. Kendim çekim yaptığım için umarım kötü çıkmıyordur. Niyetim başka birisini çekmesiydi ama maalesef ki fırsat olmadı. Burada da beyaz bir tane halı var. Bu da aynı şekilde Artemis'in halısı. Bu büyük bir halıydı. Bunu kestirdim. Bir parçasını da yatak odasının kapı girişinde kullanıyorum. Burada küçük bir tane tuvalet var. Oraya göstereyim sizlere. İçeride bir tane tuvalet var. Oraya göstermeme gerek yok. Burada da böyle bir lavabomuz var. Burası da böyle misafir için kullandığımız bir yer. Aslında küçük bir tane burada banyo paspası var. Burası küçük bir tuvaletimiz. Dediğim gibi misafir için kullanıyorum. Her zaman temiz bırakıyorum burayı. Tüm ışıkları yaktım bu arada. Koridorumuzun ne kadar uzun olduğunu görebiliyor musunuz? Buraya halı yaptırmadım ben. Çünkü bu evde çok kalıcı olacağımızı düşünmediğim için o yüzden yaptırmadım. Eski evde kullandığım halıları sadece değerlendirdim. Şimdi mutfağa geçiyoruz. Salondan sonra hemen burayı da sizlere göstereyim. Buradaki yemek masası ve yemek sandalyesi aslında TV ünitesiyle konsolla beraber almıştık. Bunlar yani takım olarak geçiyor. Salonumuzu daraltmak istemediğimiz için o yüzden de masayı buraya koyduk. Aslında böyle küçük masa alsanız daha iyi olmaz mı diye yorumlar geliyordu. Ama benim mutfakta alanım zaten geniş. Hani böyle küçük masaya da ihtiyacım yoktu. O yüzden de bunu kullandım, değerlendirdim. Bunlardan da çok memnunum. Sadece birkaç yerini böyle kendimiz böyle bir yaraladık. Sinan'la beraber bir şeyler vurunca burası koptu ama sıkıntı değil. Bunlar bir kere daha cilalansa hiçbir sıkıntı da olmayacak. Yalnız sizlere tavsiyem, eğer mobilya alacaksanız parlak almayın. Yani parlaklar çok fazla çizik belli ediyor. Amerikan servislerini soracak olursanız Linas mağazasından almıştım. Çok seviyorum, çok severek kullanıyorum. Peçetelik de çok sorulabilir. IKEA'nın bir peçeteliği. Daha sonra burada da sebilimiz var. Bu gizli sebillerden Arçelik'in hiç memnun değiliz. Çünkü bunun soğutma kısmını açtığınız zaman sıcak suyu da aynı şekilde soğutuyor. Çünkü sıcakla normal hazne yan yana olduğu için bilmiyorum artık bir şekilde öyle bir sıkıntı yaşadık. Bunu da artık serviste tekrar bir görüşeceğiz. Belki de bizim sebilimizde bir problem vardır. Buzdolabımız var. Buzdolabı da Indesit markasının öğrenciyken kullanmış olduğumuz bir buzdolabı. Herhangi bir özelliği yok. Bunun üstünde bir tane dolap var ama bunun bu kısmındaki dolap hiçbir işe yaramıyor. Buradan da kalorifer borları geçiyor. Onu kapatmak için böyle bir dolap yapmışlar buraya. Mutfak dolaplarıma gelecek olursak gerçekten çok memnunum. Çok büyük bir mutfak dolabı. İnşallah gideceğim evde de böyle büyük bir mutfak dolabına sahip olurum. Yani dediğim gibi konsola bile hiç ihtiyaç duymadım. Gerçi çok fazla tabak çanağım yok ama yine de var yani. Az değil, muhtemelen eskiden beri takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Ben mümkün olduğu kadar tezgahın üzerine boş bırakmaya çalışan bir insanım. Hiçbir şekilde böyle baharatlık falan görmeyeceksiniz. Bu fayanslar çok soruluyor. Bu arada biz bunları kendimiz yaptırmadık. Fayanslar da gayet güzel. Hatta ben kendi evim olsa, yaptıracak olsam kesinlikle siyah tercih ederim. Yani hiçbir sıkıntısı yok. Kolay bir şekilde temizleniyor. Burada Hak Point markasının bulaşık makinesi var. Bunu biz evlendikten sonra almıştık. Bu da güzel. Yani memnun değilim diyemeyeceğim. Sadece tek memnun olmadığım kısmı da çocuk kilidi. Çocuk kilidini bastığın zaman da işe yaramıyor. Muhtemelen bizimkinde sıkıntı vardır. Oğlum gelip rahatlıkla basabiliyor tuşa. Yani gündüz saatlerimizi çalıştıramıyorum maalesef ki bulaşık makinesini. Burada mikrodalgamız var. Arçelik markasının, herhangi bir sıkıntısı yok. Memnunum. Aynı şekilde fırını var. Biz geldikten sonra bir kere bozuldu. O da yüksek ısıda çalıştırıldığı için bozulma riski olabiliyor dedi. O yüzden de bir kere tamir ettirdik ama çok güzel pişiriyor. Burada bulaşıklık var. Bu IKEA'nın hiçbir şekilde memnun değilim. Buraya mümkün olduğu kadar boş bırakmaya çalışıyorum. Dediğim gibi tezgahımın üzerine havlu kağıdım var. Sürekli kullanıldığı için. Tencerem, yemeğim. Bu da aynı şekilde ankastre seti zaten. Arçelik'in. Bir de bu kısmını çok seviyorum. Burasını cam yapmışlar. Ve gerçekten çok şık duruyor. İsterseniz oraya aksesuarlar da koyabilirsiniz. Burada kaşıklıklarım var. Bunlar da çok soruluyor. IKEA'dan. Kaşıklarımın çoğu da zaten IKEA'dan. Boş'un mutfak şefi var. Bunu da defalarca anlattım. Gerçekten çok memnunum. Ekmekliğim var. Bunu da annem Bernardo'dan almıştı. Bu kısımda da oğlumun mama sandalyesi IKEA'dan. Çok rahat. Bu çöp kovası da aynı şekilde IKEA'dan. Avizemiz. Bu avizeyi de çok seviyorum. Ama böyle ışığı çok geç yanıyor. O yüzden böyle sıkıntı oluyor. Biraz beklemeniz gerekiyor. Ekonomik ışık olduğu için.
Dolabın son halini uzaktan göstereyim sizlere. Mutfak dolabı için videomda çok detaylı gösterdiğim için o yüzden mutfağı biraz daha böyle hızlı hızlı geçmeye çalıştım. O videolarımda böyle videonun aşağı kısmında eklerim. Açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına sabitlerim. Oradan bakabilirsiniz. Bu çekmeceler de çok hayat kurtarıcı oluyor. Fark ettiyseniz yerde bu arada halı yok. İlk zamanlarda kullanıyordum ama başa çıkamadığım için kaldırdım. Oğlum her yemek yediğinde halının üzerine bir şeyler dökülüyordu. İlla ki böyle sıçrama yapıyordu. O yüzden tamamen kaldırdım. Mutfağa geçtiğimiz zaman da terlik kullanıyoruz. Bu arada buranın duvar kağıdı da çok kötüydü ve ben burayı siyah duvar kağıdıyla kaplattırdım. Hiçbir sıkıntı da olmadı. Mesela karanlık olur diyenler vardı ama hiçbir sıkıntısı yok. Sadece böyle gördüğünüz gibi bu ruloların aralarında böyle bir yapışkan izleri kaldı. Ben onları ne kadar sildiysem geçmedi. Onu göze alarak hani böyle siyah ya da koyu renk duvar kağıdı yaptırırsanız iyi olur. Bu bilgiyi de sizlere vermek istedim. Çünkü ben bilgisiz olduğum için böyle bir koyu renk tercih ettim. Ya da usta böyle çok ince işçilik yapması gerekiyor. Mutfaktan çıktığınız zaman bir de balkonum var burada. Çok uzun bir balkon. Hemen size göstereyim. Açık maalesef. Keşke kapalı olsaydı. Sürekli temizleme ihtiyacı duyuyorum. Dün de neredeyse tufan vardı gerçekten. İnanılmaz bir rüzgar vardı. Tüm çöpleri de balkona toplamış. Ama şu anda yapacak bir şey yok. Hava hala bir rüzgarlı. Şöyle bahçemizi de göstereyim. Bahçemize gerçekten bayılıyorum. Çok güzel bir bahçemiz var. İnşallah yeni evimizde de böyle bir bahçeye sahip oluruz. Bu evde en çok sevdiğim şey de bahçesi. Balkonun kapısını göstermedim. Çünkü dediğim gibi ışıklı olduğu için orası böyle karanlık çıkıyor videoda. Buradan böyle balkona çıkıyoruz. Geldik oğlumun odasına. Arkada görmüş olduğunuz gardırobu Trendyol'dan almıştık ama maalesef ki memnun değiliz. Çünkü şöyle göstereyim. Sürgüsünde hiçbir sıkıntı yok. Ama şu çekmeceyi maalesef ki çekemiyoruz. Bunu bayağı bir ittirmemiz gerekiyor. Muhtemelen bu yerden kaynaklı bir sıkıntı ama bilmiyorum. Yani ne eskiydi ne de burada böyle rahatça açamadık. Çok uygun fiyata almıştık. Sanırım 1000 TL civarıydı yani. Belki de 1000 TL bile değildi. Net olarak hatırlamıyorum. Şimdi sol tarafta hemen Montessori bir yatağımız var. Bunu da geçenki videoda aslında detaylı bir şekilde gösterdim. Ama yine yüzeysel olarak bir göstereyim sizlere. Belki ilk defa gelmişsinizdir. Bu Kans markasının Evrebek'te satılan bir Montessori yatağı. Aslında bunun bir tane de ahşabı var. Sadece böyle vidası uymadığı için o yüzden de bizim hatamız yüzünden. Onu takamadık. Onu da en yakın zamanda inşallah takacağız. Bu yataktan da çok memnunuz. Gerçekten 650 lira gibi bir fiyata alabileceğiniz en güzel bir yatak. Sizlere de tavsiye ederim. Eğer ki böyle ihtiyacınız varsa çok fazla uçuk fiyatlar vermek istemiyorsanız buna bir bakın derim. Şimdi hemen göstereyim sizlere. Aslında ben buna güzel bir nevresim takımı falan alacağım. Ama taşınacağımız için o da şu anda ertelendi. Burada bir yürüteci var oğlumun. Basket potası var. Oyun çadırından çok memnunuz. Bunu da biz IKEA'dan aldık. Gerçekten çok güzel bir vakit geçiriyoruz bunun içerisinde. Gördüğünüz gibi hatta içerisinde kitaplar var. Bugün beraber kitap falan okuduk. Aslında niyetim buraya bir güzel bir oyun halısı almak. Gördüğünüz gibi alan bayağı geniş. Ama dediğim gibi taşınacağımız için bunu şu anda erteledim. Yeni evimizde alanımız ne kadar olur bilemediğim için oraya bıraktım. Bu da yine Artemis'in salonda görmüş olduğunuz halının 4 metrekarelik olanı. Karşı tarafa gelecek olursak burada da bir tane oyuncak sepeti var. Bunu ben H&M Home'dan almıştım indirimden. Burada aktivite masamız var. Bu dolap da IKEA'nın bir dolabı, oyuncak dolabı. İki tane böyle kapalı kutu şeklinde yaptım. İki tane de açık raf kullanıyorum. Yan tarafındaki şifonyerde yine IKEA'dan almıştım ve gerçekten küçük bir bebeğiniz varsa 2 yaşına kadar ben rahatlıkla sadece bunu kullanıyorum diyebilirim. Yani başka bir şeye ihtiyaç duymadım. Bebeklerin kıyafetleri zaten asılmaya pek de ihtiyaç duymuyor. Burada bir yazı tahtası var. Bunu da aynı şekilde IKEA'dan aldık. İki taraflı. Burası tebeşirli. Diğer tarafında böyle kalemle kullanabiliyor. Dilerseniz aşağı kısımda sopası var. Oraya da IKEA'nın özel kağıtlarından koyup rahatlıkla çocuğunuz kağıt üzerinde ya da böyle tebeşirle çizimini, boyasını yapabilir. Bu arada buranın avizesi de aynı salondaki avize. Eski salonumuzda iki tane avize kullandığımız için o yüzden bir tanesini de getirdik. Buraya taktık. Oğlumun odasını böyle uzaktan göstereyim. Bu arada halıyı neden ortalamıyorsun diye belki soranlarınız olacaktır. Ben önemli olan yataktan düşerse ederse o yüzden koruma amaçlı böyle en başa çektim. Burada da çadırı, oyun alanı, perdemiz de böyle gri fonlu tamamen böyle gece kapatıyoruz. Şimdi buradan da çıkalım. Sol tarafta da bizim yine bir tane orta banyo tuvaletimiz var. Hemen buraya geçelim.
Bu banyoyu görmekten çok sıkılmış olabilirsiniz. Çünkü sürekli temizlik videolarımda bu banyoyu gösterdim sizlere. Burada da bir çamaşır makinem var. Hotpoint markasının. Bulaşık makinesiyle aynı zamanda almıştık. Ama hiç memnun değilim bundan. Bu arada kurutmalı çamaşır makinesi. Yıkamasında herhangi bir sıkıntı yok ama kurutması güzel kurutmuyor. Burada da böyle yine paspaslarımız. Bu duşakabini bu arada kullanmıyoruz. Ebeveyn banyosunu kullanıyoruz. Sadece böyle lavabosu kullanılıyor buranın. Böyle bir IKEA'nın koltuğu var ve gerçekten çok güzel. Bunu annem geldiği zaman, babamlar geldiği zaman kullandı. Çektiğiniz zaman çift kişilik yatak oluyor ve gerçekten çok memnunlardı. Burada da çiçeklerim var, orkidelerim var. Şu anda böyle ışıktan yansıma yaptığı için net gösteremiyor olabilirim. Bu komodin de aynı şekilde IKEA'dan, bu öğrencilik hayatımızdan kalan bir komodin. Burası güzel bir güneş aldığı için o yüzden de orkidelerimi hepsini buraya koydum. Ve gördüğünüz gibi hepsi çiçek verdi. Ütü masası da ütü yaptığım için şu anda burada. Arkada oklavalarım var. Oğlumdan saklıyorum burada. Çok fazla burada demiş olabilirim. Lütfen kusura bakmayın. Robot süpürgem de şarjda burada duruyor. Çok memnun bundan da. Anker'in Eufy modeli. Bunu da göstermiştim zaten sizlere. Çok memnun olduğumu da söylemiştim. Detaylı bir videoda bununla ilgili zaten paylaşacağım sizlerle. Kitaplığımız vardı. Ahşap ve beyaz karışımı. Bunu da internetten almıştık ama nereden aldığımızı inanın hiç bilmiyorum. Komşumuz bugün bunu almaya gelecek. Sattık yani bunu. Bu halıyı da öğrenciyken ben Koçtaş'tan almıştım. Çok severek kullanıyordum ama maalesef ki aralarına böyle tozlar biriktiriyor. O yüzden de sevmiyorum. Özellikle alerjik bir bünyeye sahipseniz hiç tavsiye etmem. Çok az kullandığımız odaya serdim ben de bunu. Bu odanın da son hali böyle. Bu ütü masası genelde burada durmuyor. Yani ütü yaptığım için şu anda burada. Fon perdelerimiz de salondakiyle aynı. Gardırobumuzu hemen göstereyim. 6 kapılı ve 2 çekmeceli. Ben çok kullanışlı bulamadım maalesef. Dediğim gibi daha küçük, daha kullanışlı bir gardırop hayal ediyorum. Buradaki yatak başlığı ve bazamız Bellona'dan krem renkli. Bunun baş tarafında gördüğünüz gibi oğlum kalemle yazdı maalesef. Onu da çıkartacağım. Burada yatak örtümüz Madame Coco'dan. Bu arada yatağın kendisini de yatsandan almıştık. Çok memnunuz yatsanın böyle yatağından. Bu halı 6 metrekarelik bir halıydı. Ben bunu kestirdim. Yarısını böyle yatakla dolabın arasına ekledim. Bir de burada uzun bir gördüğünüz gibi halı var. Bir tane komodinimiz var. Makyaj masamız böyle. Muhtemelen biliyorsunuzdur. Bunlar katlanabiliyor. İstediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Ahşap ve beyaz detaylı. Bir tane çekmecesi, iki tane de böyle dolabı var. Komodinin bir tanesi de makyaj masasının hemen yanında. Bir tane de pufu vardı bunun. Bunların tutacak kısımları böyle çiçekli. Aynı şekilde pufunu da çiçekli yapmışlar. Çok istediğim bir puf değildi açıkçası. Pek de kullanmadım. Ama böyle takım diye yapmışlar bunu da. Umarım yatak odasında detaylı bir şekilde sizlere gösterebilmişimdir. Avizemiz de burada. Bu arada bunu da tek senden almıştık. Ama dediğim gibi siyah olduğu için pek fazla ışık vermiyor. Yatak odasının içerisinde de bir tane böyle bir ebeveyn banyosu var. Kırmızıyı sevmesem de ebeveyn banyomuz maalesef ki kırmızı. Buranın da genelde banyosunu kullanıyoruz. Evin gizli odası. Burayı kimse bilmiyor. Şaka şaka. Tabii ki biliyorlar. Burayı depo olarak kullanıyoruz. Burada bir çalışma masası var. Kocaman. Üzerine de fazla gereksiz eşyaları koyuyoruz. Tabii ki kitapları yeni koydum buraya. Dediğim gibi kitaplığı boşalttım. Gelip alacaklar bugün. Bir tane çalışma sandalyesi var. Mutfakta fazla geldiği için sandalyenin bir tanesini buraya koydum. Genelde burası çamaşır odası olarak kullanılıyor. Bavullarımız, eliptik bisiklet, Sinan'ın beşiği kullanılmadığı için burada, onu da bu arada satacağım. Burada da tabii ki koliler var. Taşınacağımız için bir sürü Migros'tan koli aldım. Bunları da yakın zamanda artık böyle taşıma videosu gelecek. Sizlerle paylaşacağım. Burada da küçük bir tane balkonumuz daha var. Burada bizim kuşlarımızın yumurtası vardı. Hiç göstermek istemiyorum. Ve yaklaşık 3 aydır bizimleler. Kuşların büyüyüp gitmesini bekliyorum. Gittikten sonra yavruladılar. Bu arada 2 tane yumurtası çatladı. Onlar büyüsün gitsin, o balkonu yıkayacağım. Geçen gün Instagram'da bu kuşların fotoğrafını paylaşmıştım. Birkaç kişi de yazmış ki abla o balkonu neden temizlemiyorsun diye. O balkonun başına neler geldi bir bilseniz. Biz Bakü'ye gitmeden önce IKEA'dan bir sipariş vermiştik. Siparişler geldi. Kutusuna dedim ki atmayayım, nasıl olsa biz taşınacağız.
Keşke atsaydım. Ve o kutu orada kaldı. Bir ay biz Bakü'de kaldık. Geldik. Baktık ki kuşlar orada yuva yapmış. Tabii ki yuvasını da yıkmak istemedim. Bekledim. Zaten 21 gün süre herhalde yumurtanın üzerine yatıyor. Onu bekledik. Sonra bebekleri oldu. 4 tane yumurtası vardı. 2 tanesi çatladı. 2 tane yavrusu var. İkisi maalesef ki boş yani. Bayağıdır bekliyorum. Sonra yavrular böyle artık büyümeye başladı. Çok şükür bir sıkıntı yok. Şimdi o yavruların kanatlanıp uçup gitmesini bekliyorum. O yüzden de o balkona dokunmuyorum arkadaşlar. Kuşların yuvasını bozmadım. Bana herhangi bir sıkıntısı olmadı. Onlar orada mutlu mesut yaşıyorlar şu anda. Biz bu evde oturalı 15 ay oldu. Gerçekten çok rahat bir evimiz var. Onu söyleyebilirim. Mutfağımız çok rahat. Banyomuz, tuvaletimiz çok rahat. Evin tadilatı söz konusuna gelince o da gerçekten iyiydi. Bazı sıkıntılar vardı tabii ki. Boya gerektirdi. Bazı duvar kağıtlarını değiştirdik. Bu kadar zahmete girdin, boyattırdın, ettin derseniz de biz buradan bu kadar kısa sürede gideceğimizi düşünmüyorduk. Biz en az burada 5-6 sene falan kalırız diye düşündük. Bu işler kısmet işi. O yüzden de üzülmüyorum da. Yani bunu başka birisine bırakıp gideceğim sonuç olarak. Başka bir insanlar oturacak. İnşallah onlar huzurlu bir şekilde oturur diyorum. Tabii ki yani burada bir masraf söz konusu var. Keşke yapmasaydım. Yani bir sene kalacağım bilseydim o zaman yapmazdım. Böyle sormak istediğiniz bir şeyler varsa evle alakalı belki atladığım bir kısımlar vardır. Eğer yeni geldiyseniz belki bilmiyorsunuz. Sizlere tabii ki geri dönüş sağlamaya çalışırım. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olarak ve zil butonu da açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.